edilebileceği endişesiyle tüm birimler uyarıldı. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanan rapora göre KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan'ın talimatıyla kırsala dayalı şehir gerillası grubu oluşturuldu. Bugün gazetesinin haberine göre bu kapsamda özellikle Hakkari ve Şırnak örgüt için kurtarılmış alan ilan edildi. Bölgede güvenlik güçlerine karşı koymak için Kandil'de bombalama, sabotaj ve suikast eğitimi alan 500 militan, 5'er kişilik gruplar halinde bölgeye gönderildi. Rapora göre şehir merkezlerinin belirli noktalarına örgüt mensuplarının saklanabileceği sığınaklar yapıldı. Bu noktalara sokaklarda bulunan mazgallar aracılığıyla giriş tünelleri oluşturuldu. Örgüt mensupları tünellere girdikten sonra da mazgallar aşağıdan kilitlendi. Raporda yeni sığınakların güvenli birimlerinin olası operasyonlarına karşı özel olarak dizayn edildiğinin altı çizildi. Güvenlik birimlerinin mazgallardan atacağı biber gazına karşı odaların özel olarak korumaya alındığı belirtildi. Ayrıca örgütün kırsalda bulunan bazı sığınaklar önceki yılların aksine göre daha korunaklı ve lüks hale getirildiği vurgulandı. Yeni sığınakların şehir merkezlerine yakın noktalara ve betondan inşa edildiği bilgisi dikkat çekiyor. Raporda PKK'nın seçimlere kısa süre kala asker ve polise yönelik de kaçırma eylemleri yapacağı, bu şekilde korku ve sindirme politikası izleyeceğine vurgu yapıldı. Raporda son dönemde örgüte katılımın göreceli olarak arttığına da dikkat çekiliyor. Buna göre sadece geçtiğimiz yıl Türkiye'den başta Hakkari, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul gibi şehirlerden yaklaşık 3500 kişi örgüte katıldı. Ayrıca Suriye'den 5000, Irak ve İran'dan 1500 ve Avrupa'dan 1000 kişi PKK saflarında yer aldı.